Yalnız nişan yalnız ölürmüş kardeşim. anlat bakalım. Neymiş bu Şükrü'nün olayı? Bu ne lan? Kimin bu? Doğru soru şu. Bu köpek şu an nerede? Hemen cevap veriyorum. Bende. Yani bende derken yarın gelecek. Ne yaptın lan? El alemin köpeğini mi çaldın? Lan bağırma oğlum ya. Allah Allah. Çalmadım kimsenin köpeğini. Şükrü'nün yeni işlerinden biri buymuş işte. Köpeği arakla. İlanı bekle. Ödüllü ilanları. İlan çıkınca al köpeği götür. Ben buldum de. Al parayı saymaya başla. Nasıl? Kafayı başka bir yere falan çalıştırsaydı şimdiye başbakan filandı bu adam ha. Ne diyorsun? Ne diyeceğim lan? Girmeyeceksin tabii ki. Ya oğlum köpeği onlar getirecek zaten. Bak bu eczane olayından kıl oldu bana iyice Şükrü. Sen ya. Sanki yardım yataklık diye bir şey bilmiyorsun ha. Ne olur yani şu kardeşine bir güzellik yapsan, yardım etsen. Ha? Yap bir güzellik şu kardeşine. Ya oğlum ne lazım ki? Zaten her şeyi halletmişsiniz. Yarın gece kalacak yeri yok köpeğin. Vallahi dışarıda mahvederler onu. O yüzden bir gece sizde kalsa. Hayatta olmaz. Oğlum ne yapayım ya? Hacılar höyüğünün önüne mi atayım köpeği ya? Alın size köpek diye. Evde bir sürü tantana var oğlum zaten. Vallahi Şükrü yakamam bırakmaz. Yemin ediyorum ha. Bir gün sonra alacağım zaten. Ben götüreceğim, vereceğim Şükrü'nün adamını. Hadi Eren ya, lütfen ya. Hadi be. Bir güzellik yap kardeşine ya. Hadi Eren'im ya. Bak bir gece ama ya. Helal olsun lan sana. Aslansın oğlum, aslansın. Ne var oğlum? Benim de kavgam falan oluyor babamla. Yok, laf ettirmem Numan amcama. Aferin, sen yine de laf ettirme de. Benim babam da benim her şeyime karışıyor kardeşim. Ha? Onu ne yapacağız? Onu giyme. O ayakkabıyı alma. Benim karışmaya tespih sallama Arda. İlla her şey onun istediği gibi olacak ya. Ben saçları böyle bir ara yanları sıfır yapıyordum ya. Ha. Ha, öyle sevmiyormuş işte. Onun tarzına uygun değilmiş. Sen gel ben uyurken gece. Makineyle benim saçlara dal. Uydurma lan sen de. Ekmek kuran musaf çarpsın yemin ederim bak. Sabah berberi ben açtım oğlum. Saç uzatayım diyorum, kestir diyor. Benim kulağımda iki tane delik var lan. Küpe takamıyorum ben. Bir ara dövme yaptırayım dedim, dövmeye taktım. Dikildi karşıma. Dedi hakkımı helal etmem. Ya sen de illa belanı arıyorsun değil mi? Öp de başına koy lan. Sahip çıkıyor oğlum adam sana. Öyle koy verip gitmiyor. Tamam uğraşıyor uğraşıyor ama sahip çıkıyor, babalık yapıyor. Herkese, bana bile. O zaman sana güzel bir beddua edeyim mi kardeşim? İnşallah senin baban da öyle olur. Ya yeter bırak şu telefonu ya sabahtan beri. Arasa bırakacağım da duramıyor ki. Kim lan? Merve. Ah Merve ah. Merve kim oğlum? Seni bulamıyoruz ki anlatalım lan. Anla söyle Merve kim oğlum? Anlat hadi anlat dinliyorum. Merve. An itibariyle telefonlarıma çıkmayan bir kız kardeşim. Oğlum ben gidiyorum lan. İşe geç kalacağım. Bu kadar mı lan? Şimdilik bu kadar kardeşim. Sonra anlatırım. Hadi. Dikkat et. Hadi bay bay. Aa ne diyeceğim sana gel gel. Ha. Yarın Yunus'un doğum günü gelsene sen de. Öyle mi? Aynen. Vallahi işlere bir bakayım. Olabilir ha. Ne zamandır da görüşmedik onunla. Tamam. Tamam hadi bay bay. Eren, sen misin oğlum? Her zamanki gibi benim anne, evet.
Avcıyı da çarşıya göndermişen, tavukları pişirmişen. Acıyı da çarşıya göndermişen, tavukları pişirmişen. Acıyı da çarşıya göndermişen, tavukları pişirmişen. Acıyı da çarşıya göndermişen. Günaydın. Günaydın. Ne oldu, uyumadın mı sen? Yok, çok güzel uyudum. Niye? Normalde ayakta olmazsın ya bu saatlerde. Okula mı sen? Yok, Sedalara gidiyorum. Hayrola? Bir arkadaşımızın doğum günü. Pasta yapacağız onu birlikte. Aferin, aferin. Yapın. Anne. Hı? Sana söylemediğim bir şey var mı? Aslında saklayacaktım ama. Mısır'daki dedemiz öldü güzel. Bize çok büyük miras bıraktı. Ne? Erken kalktım işte, bir şey yok. Sen işte bak. Günaydın baba. Günaydın. Ay, günaydın aşkım. Kahvaltı hazır. Çay koyuyorum. İstersen omlet de yaparım. Kızarmış ekmek de var. Daha şimdi açtım gözüm. Bir dur. Bir kendime geleyim. Çıkıyorum ben. Çok çok selam söyle. Söylerim. Gizem, ah Gizem! Sen... Efendim? Nerede telefon? Seni bulamayacağım bir yerde anne. Gizem! Kapatıyorum. Ah!